Gizem ve büyük bir bilinmezlikle örtülmüş bir dünyada gerçekleri aramak gerçek anlamda zor. Benzersiz değerde ve büyüklükteki bir keşfe imza atıldı. Zaman ve gizlilik katmanlarının altına gömülü meçhul bir mezarın derinliklerinde inanılmaz buluntulara ulaşıldı. Şaşırtıcı bir haber, bir Anunnaki'nin film kralının bozulmamış kalıntıları belki de binlerce yıldır korunmuş halde bulundu. Eric von Däniken şöyle anlatıyor. Bana göre dünya dışı bir varlık, yani devlerden bahsediyorum. Yavaş yavaş nesil oluşturdular ve belki de onlardan geliyoruz ve bizler de bir şekilde küçüldük. Dünya nefesini tuttukça sorular bir fırtına gibi dalgalanmaya başladı. Son birkaç yıldır inanılmaz kalıntılara ulaşılıyor. Bu efsanevi dev gerçek olabilir mi? DNA'sı insanın sırlarını belki de çözebilir. Belki de onun DNA'sında insanlığın en büyük gizemlerinin anahtarları bulunabilir. Tabii DNA'sı yapılırsa ya da yapılsa bile açıklanırsa. Onun DNA'sı en büyük gizemlerin anahtarlarını belki de ortaya çıkarabilir. Konuyu biraz detaylandıralım. Jörg Fassbender'in kaptanlığını yaptığı cesur Alman kaşifler ve arkeologlardan oluşan bir ekip, birkaç yıl önce Irak'ta yapılan bir kazı çalışmasında tarih anlayışımızın temellerini bütünüyle sarsacak bir işe girişmişlerdi. 3000 yıl ya da belki de daha uzak bir geçmişe kadar uzanan bu gizemli mezar, ancak taşıdığı bilimsel değerden farklı olarak bir de mitolojik değeri var. Çünkü bu konulara her zaman için bilim adamları ve birçok araştırmacı mitolojik hikaye olarak bakıyordu. Peki bu araştırmada bulunan bu önemli kanıt onlara neyi ifade edecek? Belki de mitoloji de olsa her şeyin hikaye olmadığı gerçeği yeniden gözlerimizin önüne konuyor. Hikaye burada bitmiyor. Birçok kalıntıyı ortaya çıkarmakla yetinmek yerine bu cesur araştırmacılar her köşeyi resmen santim santim incelemeye başladılar. Anlatılanlara göre bu esrarengiz mezarın içinde buldukları şey dünyayı tamamen hayrete düşürdü. Devasa ve dev varlıkların kalıntıları, bir zamanlar gezegenimizde dolaşan varlıklar. Zamanın uzak koridorlarından gelen gerçek bir Titan ırkı. Sarsılmaz bir kararlılıkla bu devasa bedenleri bir şekilde saklayabildiler. Bilim adamlarının bu antik devlerin gizemlerini hevesle incelediği teknoloji laboratuvarlarında karbon tahrilemesi uygulamaya konuldu. Ancak bu şaşırtıcı keşfin ardından olay örgüsü biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Sanki bir şeyler mezarın üzerini örtmeye başlamıştı. Bir gizlilik örtüsü inmiş gibi, garip bir şekilde sessizliğe bürünmüş gibi bir kez daha gizem ve entrika içinde birçok çalışma yapıldı ve bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştılar. Burası kimin dinlenme yeriydi? Ve bu tür mezarlar dünyanın gizli girintilerinde aslına bakarsanız oldukça fazla bir şekilde bulunduğunu düşünüyoruz. Sanki bu tip mezarlar sırları da koruyormuşçasına kışkırtıcı ve ürkütücü bir şekilde karşımızda duruyor. Fakat sorular her zaman olduğu gibi cevapsız kalıyor. Aslında cevapsız değil, cevaplar belli ve cevaplar veriliyor ama bir şekilde insanlar ve özellikle bilim kesimi kulaklarını tıkamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Dünya mitolojisinde çok derin yerlere sahipler. Kral Gılgamış bu arkeolojik keşif bağlamında büyük öneme sahip bir figürdür. Ortaya geçerli bir teori sunuldu. Anunnaki nefiliminin son dinlenme yeri olabileceğini ileri sürüyor. Hayatta kalan en eski karakterlerden biri olan Gılgamış destanında geniş kapsamlı bir tarihe sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Lovelock, Nevada. Yıl 1911. Dar bir mağarada iki madenci gübre yapımında önemli bir malzeme olan yarasa gübresi arıyorlar. Ancak karanlığın derinliklerine doğru ilerledikçe beklenmedik bir keşif yapıyorlar. 40'tan fazla insan iskeleti buluyorlar. Bunların bazıları normal sıradan bildiğimiz kemiklerden anormal derecede büyük. Lovelock mağarasında yüksekliği 1,5 ila 2 metre arasında değişen büyük insan kafa tasları ve iskeletleri bulundu. Ki bu eski insanlar için oldukça önemli bir boyut. Bu bir sansasyon yarattı ve Lovelock mağarasındaki keşiflerle ilgili garip şeylerden biri de iskeletlerin sıklıkla kızıl saçlı bulunmasıydı. Ve bu nedenle bölgedeki yerli Amerikalılardan farklı türde insanların var olduğu da keşfedilmiş oldu.
Ancak Lovelock mağarasında bulunan büyük kemiklerin çoğu ne yazık ki onlarca yıl boyunca kaybolmuş olsa da bazı kafatasları yerel bir depoda muhafaza edildi. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar müzede 4 adet çok büyük kafatasları sergileniyordu. Ve bunlar daha sonra kaldırıldı. Devamında yapılan bir törenle gömüldü. Lovelock mağarasından 100 binden fazla eser çıkarılmış olması da oldukça ilginç. Tuhaf olan şey eserlerin çoğunun çok büyük olması. Sanki bir dev giyiyormuş gibi 50 santim olan bazı sandaletler bulundu. Diğer taraftan devler tarafından giyilmiş gibi görülen çok büyük kıyafetler bile ele geçirildi. Dev kemiklerin aslında ne olduğu gayet açık. Nevada'da bir mağarada bulunması bazılarına sıradan gelebilir. Ama gerçek şu ki vahşi batıda hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında bile buna benzer pek çok keşif rapor edilmiş. Profesör ve antropolog Todd Thompson anlatıyor. Bu ölü cesetlerin veya iskeletlerin düzenli olarak bulunduğuna dair çok tuhaf hikayeler var. Benim öğrencilerim bile buldu. Devler hakkındaki belgeler açısından bu ilgi çekici bir motif oluyor. İnsanlar daha önce burada yaşamış olan dev bir ırkın olduğu fikrine alışmış durumdadırlar. Ve bu aslında İncil inancıyla da bağlantılıdır. Elbette ki İncil'de bahsediliyor. Dünyada bir dev ırkının yaşadığı zamanlarda ve vahşi batıdaki birçok insan için topraktan çıkarılan bazı iskeletlerin bulunması elbette ki bunu doğruluyor gibi görünüyor. Aynı zamanda birçok inancın kutsal kitabında bu konu destekleniyor. 1800'lü yıllar boyunca bildirilen çok sayıda keşifte ortaya konulan raporlar gibi bir zamanlar eski batıda bir dev ırkının yaşamış olması gerçekten mümkün. Ve eğer öyleyse bu devlerin Lovelock mağarasında bulunduğuna dair kanıtlar varsa konuyu daha derinden incelemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Belki de yerli Paiute halkının tarihini inceleyerek bir ipucu bulabiliriz. Yüzyıllardır Nevada çölünde yaşayan insanlar dev olaylarını kültürel miraslarında ve efsanelerinde yaşatmaya devam etmişlerdir. Konuyla ilgili bir örneği ele alalım. Şef Wamaka Patsın soyundan gelen Sarah Wamaka adında bir kadın. 1800'lerde bir kitap yazmış ve halkının bu dev ırkla olan savaşını anlatmıştı. Bunun gerçek bir savaş olduğu, kabile bilgisinin veya mitolojinin bir parçası olmadığı ve gerçekte meydana gelen bir şey olduğu anlaşıldı. Sitya'nın kızıl saçlı olduğu ve halkının yakınındaki dağlarda yaşadıkları, diğer taraftan yamyam oldukları ve bu sebeple sürekli savaş halinde oldukları anlaşıldı. Devler ve Paiute halkı arasında 3 yıl boyunca amansız bir savaş yaşandı. Birbirleriyle savaştılar. Devlerin sonuncusunu Lovelock mağarasında yakaladılar ve Paiute halkı mağarayı yanabilecek büyük odunlarla doldurup tamamıyla yaktı. Ve bu da kızıl saçlı yamyam devin sonu oldu. İlginç olan şu ki 1911'de Lovelock mağarasında keşif yapıldığında mağara girişinin yakınında meydana gelen aşırı yanmanın kanıtlarını da keşfedebilirsiniz. Bu da hikayeyle neredeyse eşleşiyor. Tam olarak aynı ırktan ve bir devden bahsettiğimiz kesin ve net. Diğer taraftan kızıl saçlı olduğuna dair kanıtlar da var. Çünkü Sarah Wiamaka Hopkins saçın bir kısmını saklamıştı ve bunu ders verirken kullandığı bir elbisesine dikti. Böylece onun devi yenme hikayesi aniden gerçeğe dönüştü. Kızıl saçlı devlerle ilgili Paiute hikayesini destekleyen kanıtların çoğu yalnızca Lovelock mağarasında bulunanlar nedeniyle değil, aynı zamanda Batı Nevada çölünde başka yerlerde de dev kemiklerin keşfedildiğine dair raporların bulunması nedeniyle oldukça ikna edici oluyor. Kayıtları incelerseniz 1904 yılında bu bölgede bulunan çok sayıda kemik, iskelet ve dev boyutlu eserler ya da eşyalar bulabilirsiniz. 11 tonluk bir iskeletin bulunduğu bildirildi ve daha sonra 1931'de 8 ve 1,5 tonluk bir iskeletin daha kayıtları ve raporları var. Gerçek şu ki bunun tarihsel bir gerçek olduğundan emin olmak için elimizde resmi raporlar bulunuyor. Ve pek tabii gözle görebileceğiniz, elinizle dokunabileceğiniz iskelet kalıntıları da mevcut. Eşyaları ve diğer taraftan bunun bu bölgedeki devlerin gerçek bir hikayesi olduğunu kanıtlayan efsanelere de göz atmakta fayda var. İnsanlar onu sadece bir folklor olarak ya da yerel efsaneler olarak görmezden gelebilir. Ama yine de bunun olmadığını kim söyleyebilir? Elbette etnik çatışmalar da bulunuyordu. Savaşlar vardı ve elbette insanlar bunu hatırlama eğilimindeydi. Bu yüzden bu pek çok insanın tarihsel geçmişinin gerçekten önemli bir parçasıydı.
inançları ve kendi tarihleri hakkında nasıl düşündükleri hikayelerinde işlenmiş durumda. Devam edelim değerli arkadaşlar. Tombstone, Arizona'dayız. Vahşi Batı'nın ruhu. 1800'lerin sonlarında kuruldu. Haydutlar, silahşörleri ve şiddetli çatışmaların çok yaygın olduğu zamanlar yaşadı. Tombstone gümüş rengi bir Bloom kasabasıydı. Ama Tombstone'u bu kadar efsanevi yapan şey çoğunlukla silahlı çatışmalarıydı. Clance, Lars ve Claiborne'da bu kişiler silahlı çatışmaya karışmıştı. Artık silahlı çatışma aslında Fremont Caddesi'ndeki bir noktaya giden ara sokakta olduğundan kimse ilk atışı kimin yaptığını bilmiyor. Bitmeyen bir silahlı çatışmaydı. 38 el ateş edilmişti. Olayın sonunda bir kişi kovuldu ve 3 adam sokakta ölü olarak yatıyordu. Buralarda o kadar çok tarih var ki Tombstone'daki o sokaklarda yürürken tarihin üzerinde yürüdüğünüzü bilirsiniz. Buradaki silah sesleri bu vahşi batı kasabasının en bilinen hikayelerinden biridir. Ancak buranın geçmişi aynı zamanda tuhaf doğaüstü hikayelerle de doludur. Bunlar aslında 19. yüzyılda kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılan, sınırda dolaşan garip yaratıkların hikayeleri de dahildir. Yazar David Weatherly anlatıyor. Bu bölgeden çıkan çok fazla efsane vardır. Ancak 1890'da çok ilginç bir efsane yaşanmıştır. Gizemli, kanatlı bir canavar keşfedildi. Gökyüzünde dev bir uçan yaratık gören iki çiftlik sahibi hakkında bir hikaye vardır. Tarih öncesi görünümlü bir canavarın uçtuğunu bildirdiler. 10 metre uzunluğunda ve kafasının yaklaşık 2,5 metre büyüklüğünde ve garip kesici kemiklerle doluydu. Aynı zamanda onu takip edip bu yaratığı öldürdüler. Kriptozoolojist Chet Lewis anlatıyor. Bu tuhaf yaratığın bir fotoğrafı gerçekten de çekilmiş ve hatta Tombstone Epitaph'ta yayınlanmıştı. Bu resmi 1930'lu ve 40'lı yıllarda bile gördüğünü hatırlayan bir sürü insan var. Ama hiç kimse onu bulamadı. Her ne kadar iddia edilen gazete fotoğrafı yıllar içinde hiç bulunamamış olsa da kovboylar ve devasa kanatlı bir yaratığın yer aldığı bir dizi tuhaf fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğraf bir grup erkeği ve dev bir uçan canavarı tasvir ediyor. Belki de buna yaratık denmesi daha uygun olabilir. Kuştan daha ziyade pterodaktile benziyor. Büyük kanatları ve altında iki ayağı, yukarıda büyük bir kafası olan tarih öncesi bir uçan yaratık. Tarihçiler, insanların uzak batıdan gelen bu tuhaf hikayeye duyduğu hayranlığın bir sonucu olarak uydurulmuş olabileceğini de iddia ediyorlar. Tombstone bölgesinin pterodaktil hikayesi sadece gizemli bir hikaye olmaktan daha fazlası olabilir. Ya da gerçekten de eski batının çöllerinde dolaşan dev uçan yaratık türlerinin var olması sizce de mümkün olabilir mi? Belki de daha gerçekçi olarak incelemenin bazı yolları olabilir. Thunderbird olarak bilinen bir yaratığın kızılderili folklöründen anlatımları kesinlikle önemlidir. Thunderbird, Kızılderili mitolojisindeki en yaygın güçlü yaratıklardan ve sembollerden biridir. Devasa bir kuştur. Bazen biraz insan zekasına sahip bir tür yırtıcı hayvan olabilir. Ancak gök gürültüsü ve şimşekle bağlantılıdır. Çoğu zaman kanatlarını çırptığında gök gürültüsü yaratan bir şey olabilir ve gözlerinden şimşekler fırlatır. Yazar Marshall Trimble anlatıyor. Thunderbird, Batı'nın her yerindeki kızılderili kabilelerinde yaygındır. Onları kayaların üzerindeki petroglyflerde veya totemlerde bulabilirsiniz. Bu özel bir manevi koruma, destek ve güç verdiği düşünülür. Bazı rivayetlere göre Thunderbird'ün temsil ettiği şey budur. Thunderbird'ler kesinlikle başka bir dünyada yaşamış olan spiritüel varlıklardı ve korkutucuydular. Ama aynı zamanda güçlerini bazı durumlarda insanlara ödünç veriyorlardı. Ya da bir tür ya da bir şekilde insanları koruyorlardı. Thunderbird olarak 1890'da Tombstone, Arizona yakınlarında görüldüğü bildirilen kanatlı yaratık arasında bir bağlantı olması mümkün olabilir. Şimdilik cevap belirsiz duruyor ama insanlar devasa kanatlı kuşların gerçekten Amerika sınırında uçtuğu fikrini yaşatmaya devam ediyor. Bunun vahşi batıda gerçekleştiğini bilmek önemlidir.
insanlar harikaları ararken ve Kızılderili efsanelerinin farkına varırken gerçekleşir. Kızılderili mitolojisinin ve insanların Thunderbird'ün orada bir yerde olduğunu kabul ettiğinin bir göstergesiydi. Bu da bizi şu soruya geri götürüyor. Thunderbird bir mesaj mıydı? Ya da o bölgede Kızılderililerin ve daha önceki ırkların tanrı olarak taptığı bir varlık mıydı? Bunun ne olduğuna dair fikirler ya da bu insanların bildiğiniz pterodaktil iskeletleri bulup ona hayran kalmalarından mı kaynaklanıyor? Bu hala büyük bir gizem. Yıl 1974. Yer Sardunya. Bu konuda İtalya kıyılarının açıklarında yer alan bir adada, Montepier olarak bilinen bir bölgede yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken büyük bir kayaya çarpıyor. Ancak daha yakından incelendiğinde, sabanın çok daha şaşırtıcı bir şeyi ortaya çıkardığını fark ediyor. Bu bir şeyin başı. Çiftçi, devasa antik heykelin etrafını kazmaya başlıyor. Çamuru temizliyor ve onu dışarı çıkarıyor. Devamında bir çeşit gözlerle ona bakan dev bir taş kafa vardır ve onu inceler. Ve bu büyük bir sansasyon haline gelmişti. Son 10 yılın keşifleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Arkeologlar bölgeye girdiler ve 70'lerin sonlarına kadar kazdılar. Ve bu dev heykellerin 5000'den fazla parçasını buldular. Okçular, savaşçılar ve bir şekilde boks yapan figürler bulunuyor. Genellikle yaklaşık 2,5 metre boyunda ve hemen hemen 1 ton ağırlığındaydılar. Ve kendi zamanlarındaki insan biçiminde ve boyutunda başka bir heykelin bulunmaması ve bu sayedeki ayrıntı ve karmaşıklık nedeniyle ekpare heykeller ortaya çıktı. Arkeologlara göre Montepiera devleri olarak bilinmeye başlandılar ve bu bakımdan benzersizdirler. Antropoloji profesörü Robert Ticot anlatıyor. 4000 yıl önce Sardunya'da yaşayan gizemli bir medeniyet. Nuracık insanlar. Milattan önce 1750'den itibaren Sardunya'nın yerli nüfusuydu ve yazı yazan bir toplum değillerdi. Bu yüzden onların günlük yaşamları dışında pek bir şey bulamadık ve bilmiyoruz. Bu aynı zamanda Akdeniz'de olup bitenlere pek çok açıdan benzeyen bir yapıya sahipler. İnanılmaz derecede bazı araştırmacılar, nörolojik insanların 3 metre uzunluğunda heykeller olmasının nedeni bu monolitlerin gerçek insan boyutlarında yapılmış oldu. Ve bunlar bir şekilde bir çeşit taş levhaların altına gömülmüşlerdi. Adeta toprağa gömülen atalar gibiydiler. Bunu neden yaptıklarını bilmiyoruz. Ancak Sardunya'nın her yerinde birçok dev efsanesi var ve hikayeler uzayıp gidiyor. Bu heykeller zamanında öldürülmüş olan devlere ait heykeller olabilir mi? Bu monolitler gerçekten de bir zamanlar devlerden oluşan bir uygarlığın burada yaşadığının bir kanıtı olabilir. Birçok araştırmacı bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Diodorus eski bir Yunan tarihçisi. Herkül'ün 50 oğlu olarak bilinen Atina uygarlığının eski bir soyunun nasıl bir canlıyla çiftleştiğini tartışmıştı. Sardunya adasında bu yekpare heykelleri inşa eden dev bir soy yaratmak için ölümlü kadın ırkı. Bu hikaye gerçekten farklı filozofların aklına yatıyor. Bunun aslında nurajik insanların zamanına kadar uzanan çok gelişmiş bir kültür olduğu fikrini barındırıyorlar. Monte Prima devleri döneminde doruğa ulaşan muazzam heykeller ve kendi folklorlarından alınan hikayeler devlerin bir zamanlar Sardunya'da yaşadığını gösteren tek kanıt olmayabilirler. Çünkü adanın her yerinde Sardunya'da bulunabilecek gizemli mezarlar ortaya çıkarılıyor. Onların aşırı büyük bedenleri vardı ve buralara gömülmüşlerdi. Monte Prima'da gördüğümüz şey, ölenlerini gömdükleri yer için tamamen ayrı yapılardır ve bunlara devlerin mezarları deniyor. Bunlar tipik olarak yarım küre şeklinde bir giriş alanına veya ön cepheye sahip olan çok büyük taştan yapılara sahipler. İçe doğru kıvrımları bulunuyor ve orta kısmı ise altta küçük bir deliğe sahip. Bu dev mezarlarını gördüğünüzde iskeletin gömüleceği yer tam olarak burası. Bunun tamamen büyük bloklardan oluştuğunu ve tabanda küçük bir açıklık olduğunu fark edeceksiniz. Devler için tasarlanmış mezar yerleri. Aslında mezarı onun etrafına inşa ediyorlar. Bu Sardunya'da devlerin var olduğuna dair efsanelerle bir tür bağlantının ipuçlarından biri olabilir.
Ancak bu dev manzaralarının bazılarında gerçek iskeletlerin bulunduğuna dair birçok kanıt bulunuyor. 1901'den kalma Kuzey Sardunya civarında 4 adet 9 tonluk iskeletin ortaya çıkarıldığına dair raporlar bulunuyor. Ve hatta nispeten yakın zamanda Güneybatı Sardunya'da Terelba adı verilen bir bölgede kazılarak 3 iskeletin ortaya çıkarıldığına dair raporlar bulunuyor. Ancak sorun şu ki kanıtların çoğu artık ortadan kaybolmuş durumda. Temelde belki de yok edildiler. Bu yok edişin neden olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Devlere ait kemiklerin aslında halktan gizlenmiş olması sizce de mümkün mü? Bu ilgi çekici bir teori ve gittikçe derinleşiyor. Monte Prama'da ortaya çıkarılan tuhaf kule ve güçlü heykelleri çevreleyen gizem benzersiz ve esrarengizdir. Sardunya halkının bu insanların kim olduklarına dair mitleri ve hikayeleri vardır. Genellikle devlerden söz ederler ancak bunların kim olduğu hakkında bilmediğimiz birçok şey vardır. Bu insanlar vardı ve bu dev heykeller bir zamanlar yaşıyorlardı. Evet değerli arkadaşlar, sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Bu arada kanalımızda devler konusuna ilişkin çok ayrıntılı ve önemli bir video sizlerle paylaşmıştım. Şu an görselini ekranda görüyorsunuz. Linki ise açıklama bölümünde. Mutlaka tıklayın ve izleyin. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve bu alandaki eğer varsa araştırmalarınızı benimle yorumlarınızda mutlaka paylaşın. Gizemleri çözmeye ya da ortaya koymaya devam edeceğiz.